Yavaş yavaş uza, yıkıl karşımdan. Dalaş bana sana, takıl uzaktan. Salaş bu katına, söndürmesi baştan. Savaşmayı öğrendik biz hatam. Merhaba arkadaşlar, merhaba Türkiye, merhaba güzel ülke. Ben Murat Özel, ailenizin Metallica falan müzisyen, dostu, müzik öğretmenim arkadaşlar aynı zamanda. Başarabildiğim kadar da elimden geldiği kadar rap müzik analiz etmeye çalışıyorum. Çünkü rap müziği seviyorum. Bilen biliyordur, ben uzun süredir olmasa bile en azından pandemi sürecinden beri rap müzik dinleyip rap müzik icra etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar rockla birleştirmeye çalışıyorum. Hatta çok güzel bir internet dizisine şarkılar hazırlıyoruz hatta. Yakında Spotify'da olacak diye ümit ve tahmin ediyorum. Güzel bir şey buldum. Gerçi ne zaman yüklenmiş? 10 ay önce yüklenmiş. Drill ve Türkçe Rap hashtag ile beraber. 817.000 görüntülenme, rap tadı 7.758 yani 7.580 abonesi olan bir kanaldan yüklenmiş. Abone olun ya. Ne kaybederiz ki? Belki güzel bir şey yakalarız değil mi? Yani böyle bir video buldum ve burada Cem Yılmaz ile Aykut Elmas'ın ki cidden güzel göndermeler demiş. Ulan merak ediyorum ne bu ya? Yıllardır rap dinlerim. Nereden baksanız orta sonundan beri falan dinlerim. Hiçbir şey öğrenmediysen şunu iyi öğrendim. Kendisi gerçekten rapçiyim diyen bir kişi sahneden asla playback yapmaz kardeşim. Oba! Neler neler olacak? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, aslında ben bu konuda bir otorite değilim. Ama rap müzik nasıl yapılıyor, nasıl icra ediliyor, matematiğini en azından biliyorum. Tabii ki duygu vermeye şansım yok. Şu sağda da benim dizim var çakala. Şurada bak. Vay arkadaş. 14.000 olmuş. Yani bir otorite değilim tabii ki bu konu hakkında. Bir eskiden beri, yıllardan beri rap yapan biriyle beni kıyaslarsam ben sidikli Leyla yani. İşin özeti o. Ama tabii ki işin matematiğinden anladığımız için, matematiğini bildiğimiz için ve old school rap'in ne kadar tatlı bir şey olduğunu şahit olduğum için uzun yıllardır. Kartel'le başlayan bir süre Sagopa Kajmer dinledim. İşte Ceza zaten dinliyorsun Allah'ın emri. Fuat Ergin'i çok uzun süre dinledim. Hatta Çilekeş isimli ve Kaçak isimli grupla Fuat Ergin'in düetleri var. Onları da izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Rock müzikle rap müziğin birleştiği, harmanlaştığı güzel iki tane şarkı. Tabii ki daha çok fazla örneği var. Yani yabancı değilim, onu anlatmaya çalışıyorum. İşin matematiğini biliyorum. Drill çok konuşmak istemiyorum. Başlasın zaten muhtemelen bayağı söyleyecek şeyim olacaktır. Bir gelsin bakalım neler olacak bilmiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1, vallahi billahi play. 8 dakikalık video. Yapıştır. Massaka Hydra Joker. Sababa. Şeyişah. Bulamazsın hayatımda tuz o model tuhaf kafalı. Bulamazsın hayatımda. Bulamazsın hayatımda tuz o model tuhaf kafalı. Gerçek fakat tas kafa. Geto 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 ya. Norman Derin yaptığı yönderme. Türkçe rapi de yar edemem tas kafalı bu tarz olarak ama. Ohahahah. Gelecek ne olur bilemiyorsun. Tabi tas kafalardan göremiyorsun. O tas kafalı. Trajedi. Dinlemem onları listem. Dinlemem onları listem dışı. İstem dışı diye bir kelime vardı. Bak güzel orada bitirme olmuş. Bir bitmediniz ama bakayım. Gucci, Prada, bir bitin oğlum ya. Ben dedim öyle. Marka saymayı bırak salak. Artık ben çok... Marka saymayı bıraksalar artık ben çok mutlu olacağım. Değil mi, marka saymayı bıraksalar? Bence de bıraksınlar. Yeter abi yani, ne nedir o? Gerçekten yani, çünkü bir yerde bitiyor yani artık. Gucci, Prada, Dursuz, Dana. It's okay lan, tamam lan. Anladık ama bir. Tamam, Gucci, Prada. Hayır, kaç tane marka sayabilirsin ki? Adam haksız değil yani. Adidas, Nike falan girecekler. Puma. Kritiks. Hepsi aynı sound. Aynı sound. Bambes marka, aralar kalkan. Aynı vokal. Hayatım böyle on numara, forma giymem ama on numara. Kafam şöyle. İşte kafam böyle. Benim kafamız bir şey. İşte 2 kilo şey. 5 kilo var. Kilo kilo baba, kilo kilo. Kilo kilo. Götüne sok o kilo. Şey gibi yani. AVM gibi rapler. Of. Hoppa. Ay Emre Yücel'e. Emre Yücel'e. Beni de analiz etmiş sağ olsun. Çok iyi. Sustum ya, olmaz mı önce? Çok iyi. Piyasanın babası biziz çünkü anasınız. Brr, piyas- ya. Piyasanın babası biziz çünkü anasınız. Brr, piyasanın babası kimin kapısı? Çocuk piyasanın babası. Ayke de soktum, fena sokar ama. Piyasanın babası.
Like de bana Relaunch diyor. Kim podcast? Ben Drill 2014'te ya da 2013'te falan yapıyordum Bego'yla. Bak dürüst olayım. Kontkar'ı çok fazla haz etmem. Kontkar'ın da çok fazla zaten şeyi yoktur bu konuda. Hani Murat Özel keşke beni haz etsin diye bir kaygısı mutlaka yoktur. Ama güzel şeyleri var. Lafları var. Yani yeni yetme, yeni yetme bebelere bu işte. Ya isimleri zaten hepsi burada teker teker gördüğünüz isimleri zikretmenin manası yok bu konuda. Lafı soktu mu çok güzel sokuyor. Muhtemelen onlardan bir tanesi. Ben bu videoyu izlemedim. Ondan sonra da yaptığım şarkılar mesela Mutfak da bir drill öğeleri taşıyan bir parçadır. Ama tabii buradaki drill algısı birazcık maske takma. Hala maske takınca oluyormuş gibi burada drill. Ay ay ay. Joker. Ya. Al işte. Hayda. Arkadaşlar ben konuya dahil değilim. Arkadaşı da yeni tanıyorum. Bugün tanıştık. Yani kim ne yani bilmiyorum. Korktun mu? Butterfly sen mi? Korktum kardeşim. Joker olur mu? Joker'den nasıl korkmayabilirsin? Hemen hızlıca punch atar sana. Zabada. Al işte. Load. Bir şeyler diyor ama işte. O çok iyi. Sakatlarım seni ikiye bölerim. Çakal şaka mı değil mi görürsün o zaman. Abi bak, insanların genel huyudur bu, genel yapısıdır. Bir şeyi anlamıyorsa ya çamur atar ya da tırsar o konuda. Mesela şeydir mesela, deniz altı vesaire, uzay ya da hani o tarz şeylerden bahsedeyim. İnsanlar neden hep böyle, işte uzay denildiği zaman böyle, uzay filmleri neden hep gerilim olur? Çünkü bilmediğin için, yani insanları gerebilecek en güzel malzemelerden bir tanesi uzaydır mesela, deniz altı. Neden böyle şark işte... Katil Balina falan filmleri vardı. Bir gerilim farkındaysa. İnsanların bilmediği şeyleri ya çamur atarlar, çamur atamıyorsa da korkarlar. Ya da korkmuyorlarsa çamur atarlar. Al işte onlardan. Yani anlamıyorsan sus bari. Hani bıdı 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 diyorsun. Anlamaya çalış bakalım. Sana kaç tane punch var orada? Bir dinlesen şarkıyı anlayacaksın aslında da. Dinlemeyi başarabilsen neler olacak aslında. Çok iyi. Sakatlarım seni ikiye bölerim. Çakal şaka mı değil mi görürsün o zaman. Hiç. Fena çatmış ama. Beğenmediğin 3 rapçi sayabilir misin Çakal? Sefo, Joker, Hydra. Aynen geçen Vesikalıkçı'ya gittim. Şey şarkısı var değil mi? Saçma sapan böyle. Şey Çakal'ın mıydı? Fotoğraf çekeceğim dedi. Çek dedim. Kafanı biraz şöyle tut dedi. Tuttum. Çekildim. 50 lira para verdim. Çıktım yani. Sonra dedim ki bu konu hakkında şarkı yapmaya bence gelir. Ne gerek var değil mi? Ne gerek var amına koyayım? Kolum kalmadı. Lavuk. Old school sevmiyorum. Ne olursa. He Türk old school'lardan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Benim bahsettiğim tamamen birçoğu kitle tarafından da sevilmeyen. Ya siktir git. Bak abi. Şimdi bu adam. Yani bunu analiz ettiğin zaman bu tarz kitle işte bu. Şu lavuktan bahsediyorum. Analiz ettiğin zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Mesela askerlik yapan var mı bilmiyorum ama aranızda ama şöyle hızlı bir şekilde özetleyeyim canınızı da sıkmadan. Normalde sen arkadaş ortamını kimden ayarlarsın? Yani sevdiğin insanlardan, sana ayak uyduran, aynı takımı tutan belki de ya da belki aynı rengi sevdiğin ya da bir kız arkadaş bulursun işte aynı müzik tarzını dinliyorsundur. Yani çevrendeki seninle ortak noktası olan insanları yakınında tutarsın. Yakınında tutmadıkların hakkında hiçbir zaman fikir sahibi olamazsın çünkü yakınında değillerdir. Zaten o yüzden ittirmişsindir. TSK'da senin için seçmiş olduğu insanlarla arkadaş kurduğun zaman şunu anlıyorsun. Ulan dünyadaki çevremdeki insanlar sadece benim çevremde tuttuğum insanlardan ibaret değilmiş. O kadar farklı insanlar var ki. Şimdi bu adam şey zannediyor. Kendi çevresindeki insanların sadece onun sevdiği müzik tarzını ya da herhangi bir şey olsun o ters bir kitle olduğunu zannediyor. Ama onun bilmediği şu dallamadan bahsediyorum. Onun bilmediği o kadar çok. Onu sevmeyen insan var ki, o bunun farkında değil. Sadece sevenlerden güzel yorum aldığı için dünya beni seviyor zannediyor. Halbuki gerçekten hani kaliteli müzik, yani illa rapçi ya da rockçı olmada da gerek. Arabeski bile olsa, arabeskin bile kalitesi var abi ya. Pop'un bile kalitesi var yani. Yani bu ne özgüven abi? Manyak mısın sen oğlum? Bıdı bıdı rap yapan, yani bak. İlla özel isim vermem de gerekirse Joker olsun, Hydra olsun. Bu tarz insanların yaptığı müziği beğenmemem. Sana kimleri sevmiyorsun? Anlamıyor olduğun için olabilir mi acaba?
diyorlar. Sen de diyorsun ki Joker'i sevmiyorum, Hydra'yı sevmiyorum. Çok da sikimde amına koyayım yani. Ne olur sev ya. Yani bu gerçekten anlamsız bir detay. Bu anlamsız bir detay. Beni sevme amına koyayım zaten. Seni, sana müzik yapmıyorum. Senin ekolüne ben müzik yapmıyorum. Senin jenerasyonla oynamıyorum ben. Hah işte bak senin jenerasyonun dedi. Senin mi? Sana müzik yapmıyorum. Senin ekolüne ben müzik yapmıyorum. Senin jenerasyonla oynamıyorum ben. Bak ne güzel özetlemiş. Anladım demek istediğimi. Bu da şeydi. Musallattı galiba şarkında. Şu an dinlemiştim oradan geldi. Ne güzel söylemiş adam farkındaysa. Abi senle ben farklıyız diyor. Yani senin kitlen de benim kitlen farklı diyor. Ya yani şu bu şeye benzer. Şimdi ikisi de rap müzik yapıyor. İşte güya çakal rap müzik yapıyor ama bu bir ülke milli takımını düşünün arkadaşlar. Milli takımdan kastım biri kürek. Yani kürek çekmişti milli takımın. Bir de biri de futbol olsun. İkisini yarıştırmaya benzer anladın mı? Bak ikisi de milli takım aslında. Ama ikisinin şeyleri hitap ettikleri kitleler o kadar farklı ki. Yani bu adam çıkmış bunlardan konuşuyor. Saçma. Oğlum ne diyeyim? Ya daha ne denir bu? Allah'ım. Bu arada sonra diyorlar ki küfür günah. Nah günah amına koyayım. Dalaşmak yerine benden ilham alsın bana bıdı bıdı diyen kırı bırı pepeler. Bak burada bir izleyiciden bir soru var. Aa, massaka dedim mi duracağım birader? Silah, günah, ayıp, aga. Massaka. Adaşım olduğu için sevmiyorum aynı zamanda çok iyi gangster rap. Gerçeğe dayalı, dayanıkları olmayan drill parçalarda. Hani bu işte vurdum, kırdım, şunu yaptım, bunu. Yani gangsta kafalarında takılıyor. Ama oğlum yemin ediyorum %90'ı fake. Hayır şimdi fake de olsa buna kopya. Sen nasıl bakış açısıyla yaklaşıyorsun? Bak burada demiş ki bu drill parçalar ve klipler hakkındaki düşünceleri neler Massaka'nın? Abi klip dedin mi Massaka yani. Adam prodüksiyon yapıyor. Katliam prodüksiyon abi yani. Hani tamam çok ciddi bir rapçi olmadı. Zaten kendisi de biliyor. Yani öyle bir iddiası da yok zaten Massaka'nın asla. Hani ben flex yapalım işte rhyme'lar havalarda uçur ya da işte çok ciddi flow'lar atarım falan. Öyle bir iddiası yok. Gangsta rap'te zaten öyle bir iddia olmaz. Şeyde nasıl olmaz mesela? Battle rap'lerde tabii ki teknik taktik havalarda uçur ama diss track'lerde özellikle battle rap demeyeyim de diss track daha doğru tabir olur. Diss track'lerde çok fazla bir teknik beklemezsin. Yani beklentin olmaz. Ha verirse ayrı bir konu. O da onun ekstrası olur. Onun özelliği olur. Mesela Hydra bir diss track yazsın. Flow'lar havalarda uçuyor ayrı bir konu ama Massaka'dan da böyle bir şey beklemiyorsun zaten. Kendisi de zaten böyle bir şey vaat etmiyor sana ama adam ciddi prodüksiyonlar yapıyor yani. 100 tane klip çektiyse ortalama diyorum bunun 95 tanesi abi prodüksiyon Massaka'nın. Diyor. Gerçekte hayatı bu tarzda uyuşmayan insanların bu tarzda üretmesi şarkılarını mantıklı buluyor mu demiş. Bulmuyorum tabii. Çünkü biz Avrupa'da yaşıyoruz. Orijinalını da görüyoruz. Kopyasını da görüyoruz. Botflex marka, paralar dalga, İstanbul kaosu, like falan böyle. Lan oğlum birebir kopya yapıyorsun. Çünkü görüyoruz babamdan hepsi kopya yapıyor lan. Birebir oğlum söyle. Değil mi abi adam Membahında yaşıyor yani. Avrupa'da yaşıyor oğlum manyak herif. Sen gidip copy paste yapıyorsun sonra gel Massaka'ya inandır bunu yani. Sözlerini bari alma lan. Flow'unu almışsın sözlerini alma bari. Çok boş. Bari sözleri çalma diyor. Ya dediğim gibi yani limuzinden iniyor klipte eve giderken dolmuşla gidiyor. Şeyim vardı ya, klip, hangi şarkısıydı o ya hatırlamadım şimdi. Klip çekiyoruz diyor, dolmuşla eve gidiyoruz diyor. En azından adam dürüst yani o konuda. Tabi o zamanlar öyleydi şey. Klip çekiyoruz, limuzinle eve dolmuşla gidiyoruz. Para kalmıyor tabi. Şeye benzer bu. Şimdi çok kötü benlik olacak ama kokain alırsın 5 lirayla çekersin kokaini falan. Para kalmaz çünkü cebinde. Kopyalıyor trendlerden hepsi konserde playback on üzerinden iki bile çok lan. Nere düşse kırılır kariyeriniz porselen. Düşün demek istiyorum. Ben de gıcık oluyorum abi. Ya tarzın ne olursa olsun playback. Tabi şey çıkarsın mesela hani bir televizyon programı çıkarsın. Televizyon programının yani konuk olduğun programın ana konsepti olur mesela. Canlı orkestrası yoktur. Sana playback yaptırır. Onda eyvallah. Hani ona bir şey diyemezsin ama konserde niye? Yani konser oğlum bu yani. Concert hall derler. Konser salonu derler. Yani canlı performans icra ettiğin bir alan. Canlı performansta da canlı olması gerekmiyor mu her şey? Yani ismine bile hakaret ediyorsun o konser kelimesinin aslında.
istiyorum. Şu anda yaptığınız şarkıyı 5 sene sonra kim dinler? Anlatabiliyor muyum? Abi hiç önemli konulara değmiyorlar. İşte hiç kültürümüze sahip çıkmıyorlar. Burada ne çikolata ne limonata var lan. Bu old school yara. Büyüyünce dinlersin bu olgun adam işi. Boynunda binlerce koleler var ya. Hepsi de senin için ya. Ya. Aykırılar düşük diye gördüğünüz üç kuruş para. İnsanlar açken sikerim jantını kolyelerini. Ben kafama göre... Güzel. Drill değil bu, rapin sertti. Daha görmediniz oğlum, benim semti. Beş dakika sonra şenleneceğiz. Daha da önce Cem Baba geldi. Cem Baba, Cem Baba. Oğlum bana bak şimdi. 5 dakika sonra şenleneceğiz. Vuruyor depresifi. 9 milim tabanca mavzerlerle. Tamam mavzerler 9 milim tabanca uzaylar ateş etti tamam. Anladım. Tamam amına koyayım dedi orada. 9 milim tabanca uzaylar ateş etti tamam. Anladık da. Hayır bir de öyle bir çocuk olsa içim gam yemeyecek yani. Ben şeyi çok sevmiyorum. Böyle şey 9 milim tabanca ezildik mavzer falan. Yani polis çevirse bunu şöyle al abi. Abi, abi. Ama ya abi. Abi arabayı sokma bari ya. Dön şey. Al bunu. Polis çemişse. Hemen kimliği verecek mi? Ben oldu, ben oldu. Nerede okuyorsun sen? Nişantaşı Üniversitesi. O kısmı sevmiyorum. Nişantaşı Üniversitesi. Ama siz benim oğlum bile hastası yani, evde sardım, çektim, soktum, sapladım, geziyor. Ya o yüzden diyorum ki hani İzmir'de bir organizasyon yapsam, bir konser düzenlesem sizle. Oo İzmir güzel, yapalım moruk. Okey. Benim gelmem gerekiyor mu? Çok iyi ya. Evden playback yapıyor. Şimdi bu şarkıyı çok kötü bir dönemimde yazmıştım. O ve zaten sözlerden anlaşılıyor. Ya hadi onu beraber söyleyip. İzmir şimdi sizde. Abi. Abi beat gelmedi. Siz yaptınız. Ha beat'i de mi bize? Oo beat de güzel şarkı. Aç hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi, çok iyi taktı. Çok iyi oynamış o. Yo, altımda 3 kız saksoda, bindim rock yine Merson'a. Türk lirası bana ters olan 100.000 euro verdim Kenzo'ma. Valla helal olsun çocuğa. Ya şu sözlerini Allah düşmanıma göstermesin şöyle günler ya. Yani Gucci mi Rolex mi seçmek zorunda kalmak. İşte hayat. Özene bedene gel. Şimdi sizde. Şimdi erkekler, şimdi kadınlar, evet. Ya şimdi lavabo giderinden o pisliği atığı alamayanlar, he? 6 saat sonra. Söylemeye kaldı mı? Lan sen söylemedin. Ben iki şarkı... Ben söylemeye kaldım. Abi sen söylemedin diyor. Lan sen söyler misin? Bak İzmir çok iyiydi, kendine iyi bak. Bitti mi? Bitti valla. Oğlum çok eğlendim lan. Abi işin özeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Allah kimseye bu tarz böyle dallama, dirici, cehaleti ve cesareti vermesin abi. Yani böyle anında götelerler. Abi hiçbir müzik tarzında, hiçbir müzik tarzının dallarında, müzik tarzından kastım rapi aşağılamıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım zaten biliyorsun. Rap de dinliyorum da yaptım da icra ettim aynı zamanda. Yani bu kadar aşağılanan bir kitle olmamıştır abi. Yani tamam insanlar seni seviyor ayrı bir konu ama yani işte vurdum manitayı aldım arabaya. Yani söyleyecek çok şey var zaten. Adamlar her şeyi anlatmıştır abi ya. Çok iyi, çok iyi. Bunlara daha fazla söyleyecek bir şey yok abi. Benim muhtemelen müstakbel olarak söyleyeceğim her şeyi çatı çatı okumuşlar. En son çok iyiydi abi sitcom. Adam çok güzel oynamış. Aykut Erman'ın. Çok eğlendim ama. Vallahi bile çok eğlendim. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Sevgili Rap Tadı adlı
YouTube kanalına teşekkürler. Abone olabilirsiniz arkadaşlar kanala. Gayet güzel bir paylaşım olmuş bu. 7000 abonesi olan bir kanalın 8-17.000 görüntülen bir videosu. Bence ciddi bir rakam. Bu beğenildiği ve paylaşıldığı anlamına da geliyordur. Kendinize bak, mutlaka sağlık. Başka videolarda, drill videolarda görüşeceğiz. Allah göstermesin. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.